Evet arkadaşlar, çözüm 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Paralel kenarın ikinci testindeyiz. ABCD bir paralel kenar, EH 4, BC 6 cm. Paralel kenarın alanı nedir diyor. Şimdi sayın arkadaşlarım, şöyle bir şey yapalım. Ek çizim olarak. Bakın şunu şöyle uzattığımı düşünün. Bir açıortaydan kola indirdik dikmeye. Dolayısıyla bu dikmenin de uzunluğu arkadaşlar ne olacak? 4 santimetre. Aynı açıortay, bakın burada da bir açıortay var. Yine buradan indirilen dikme 4 santim. Biz bu tarafa dik indirirsek açıortaydan kollara indirilen dikler eşit olacağı için bu da 4 santimetre. Dolayısıyla bakın bu paralel kenarın yüksekliği haline geldi bu 8 santimetre. Neden? Paralel doğrular arasındaki dik uzaklık her yerde aynıdır. Demek ki taban 6 santimetre. Yükseklik 8 santimetre olduğu için alanda 48 santimetre kare, yani cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuzdayız. Bunlar açıortay birbirine eşit. İç ters açılardan burası da alfa ve şurası 15 santimetre olur. Dolayısıyla burası da 15 santimetre olur. Şöyle iki tane ek çizim yapalım. Bir şuraya dik indirelim. Ve buraya dik indirelim. Sonuçta ikisi de ikizkenar üçgenler. Tabana indirilen dikme tabanı ikiye bölecektir. 12, 15. Burası da kaç olur? 9. Bu 3, 4, 5 üçgeninden gelen bir durum. Şimdi bakın burada da bir ikizkenar yine üçgen var. Şurası 2 alfa ise karşısı da 2 alfa. Yani şunlar alfa alfa olur yine arkadaşlar. Şuralar 90 eksi alfa olur. Dolayısıyla burada da burası 90 eksi alfa olur. Bunlar 90 eksi alfa. O zaman ne oldu? İki üçgen birbirleriyle benzer üçgenler. Hatta eş üçgenler. 90'ın karşısında ikisinde de 15 var. O zaman burada alfanın karşısı 12 ise burada da alfanın karşısı 12. 90 eksi alfanın karşısı 9 ise burası da 9. Burası da 9. Dolayısıyla x 18. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Üçüncü sorumuzdayız. 8 verilmiş, 12 verilmiş. Bize x kaç santimetredir diye sormuş. Arkadaşlar, eğer burası açıortaysa ve aradaki açı 90 derece ise diğer köşeden çıkan açı da açıortay olmak zorundadır paralel kenarda. Dolayısıyla burada iç ters açılar olduğu için şurası da iç ters açılardan eşit 8 santim. Bakın burada ikizkenar bir üçgen oluştu. 8 santim. Taban 12 santimetre ise üst kenar da 12 santimetre, ikisi de 4 santimetre olur. Üçüncü sorumuzun cevabı Adana. Dördüncü sorumuzdayız. Burada bir paralel kenar var. Şimdi bakın burada şu kırmızı ile işaretlediğim üçgene dikkat edin. E noktasından başlayarak bir üçgen çizmişler ve paralel kenar üzerinden bir nokta alarak köşelerle birleştirmişler. Bu bütün alanın yarısı demektir. Yani ben buraya S artı P dersem S artı P artı 87 tüm alanın yarısı. Arkadaşlar bir de şöyle size yeşille gösterdiğim iki tane üçgenin alanının toplamı da tüm paralel kenarın alanının yarısıdır. Çünkü ikisinin tabanları toplamı paralel kenarın tabanı. Yükseklik aynı yükseklik ama üçgende alanı bulurken ikiye bölüyoruz. Dolayısıyla tüm alanın yarısına eşit oluyor. O zaman bunları bir toplayalım. 67, 11 daha 78 artı S artı P artı X. 87 artı S artı P eşittir. S artı P'ler gitti. 87'den 78 çıkarırsak X kaç çıkar? 9 çıkar. Dördüncü sorumuzun cevabı Adana. Beşinci sorumuzdayız. X kaçtır diyor. 5 ve 11'i vermiş. O zaman şurayı da bize 16 olarak vermiş oluyor. Açıortaydan dolayı iç ters açılar var. Şurası da yine 16 santimetre oluyor. Ben şimdi şöyle bir ek çizim yapacağım. Şunu uzatıyorum. Yine bunu uzatıyorum. Yeni bir paralel kenar elde ettim. Biraz daha büyük bir paralel kenar. Eğer burası sol taraf açıortaysa sağ taraf da açıortay olmak zorunda. Paralel kenar. Çünkü 2 alfa artı 2 beta 180, alfa artı beta 90. Burada da bir iç ters açı var. Şunlar birbirine eşit. O zaman burası 16 santimetre ise burası da 16 santimetre. İkizkenar üçgenden şunun tamamı yine şurası 16 santimetre.
Peki arkadaşlar bakın burada bir kelebek benzerliği var 5 ve 11 şeklinde. Yani şurası 5K ise burası 11K kelebeği gördünüz herhalde şöyle. O 5K artı 11K yani burası da 11K olduğu için 16K 16K'nın buradan 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x kaçtır diyor 16 artı 5 21 olur arkadaşlar. 6. sorumuzdayız. XX verilmiş, 13 ve 9 verilmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İç ters açılardan burası 90 derece ise burası da aynı şekilde 90 derecedir. Peki şöyle bir ek çizim yapalım. Açıortaydan buraya dik indirmiş. Biz de diğer kola dik indirelim. Bu iki dik birbirine eşit olacaktır. Yani şurası x ise burası da x olacaktır. Burası 9 ise burası da 9. Buraya da ne kalacak? 4 kalacak. Sayın arkadaşlar. Bakın burada da şu dikler birbirine eşit. Demek ki ben şöyle bir şey yaparsam şu D ile F'yi birleştirirsem burada dikler birbirine eşit olacağı için burası da aynı şekilde açıortay olur. Dolayısıyla şu aradaki açı da 90 derece olur. Dikten dikindiği için öklit var. X kare 4 çarpı 9. X de buradan 6 çıkar. 6. sorumuzun cevabı Denizli. 7. sorumuzdayız arkadaşlar. 7 verilmiş, 8 verilmiş. Şurası yine 7. Bize x kaç santimetredir diye soruyor. Her zaman kullandığımız bir şey işte paralelkenarda. Bu açıortay ve aradaki açı dikse burası da açıortay arkadaşlar. Ve açıortaydan kollara indirilen dikler birbirine eşit. Yani ben buraya bir dik çekersem bu dikle bu dik birbirine eşit olmak zorundadır. Burası 7 ise burası da 7. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Öklit var. H kare PK. H kare eşittir 7 çarpı 1'den. H kök 7 çıktı. Şurada da bir Pisagor uygularsanız x 7 artı 1 karelerini topladık. 8 yani 2 kök 2 7. sorumuzun cevabı Adana. Evet 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Burada da 2 tane alan verilmiş. Üstteki alan 6, alttaki alan 14 olarak verilmiş ve burada oranlar var. Ben oranları tam sağlaması için kenarları 6x diyorum. DCMN'nin 3 katı yani burası 2x. Şuraya 6x dersek KL'de 4x. Şimdi dikkat edin şöyle bir ek çizim yapalım. B'yi ve A'yı birleştirelim. Üstte de C'yi ve D'yi birleştirelim. 2x'in üzerindeki alan 6 ise 6x'in üzerindeki alan bunun 3 katı olacağı için 18'dir. 4x'in üzerindeki alan 14 ise 6x'in üzerindeki alan nedir diyelim? 84. 4 kere 6 24. 84. Özür diliyorum. Şarj bitme uyarısı geldi. Burası da kaç oldu? 21. Her ikisinin toplamı 39 ediyor. Biliyorsunuz ki bir paralelkenarın içinden bir nokta alıp da köşelerle birleştirirseniz oluşan alan tüm alanın yarısıdır. Dolayısıyla tüm alan 78'dir arkadaşlar. Burada kök 3 ve 2 kök 3 verilmiş paralelkenarın alanı nedir diye bize sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kök 3 var, 2 kök 3 var. Şurası da 90 derece midir? Evet. Neden? İç ters açılardan kaynaklanan bir durum. Bakın şurayı birleştirirsem muhteşem üçlü olur. Neden? Bu bir dik üçgen ve hipotenüse ait kenar ortayı indirdik. Yani şu da o parçalara eşit olur. Ben buralara 2x, 2x, 2x diyeceğim arkadaşlar. Bunları bir yerleştirelim. Şimdi şurada şu iki açı birbirine eşit. Yani burası alfa ise burası da alfa. Neden? İkiz kenar üçgen olduğu için. Şurada paralellik ve Z kuralı var. O zaman burası da alfa. Alfa, alfa. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçgende açıortay var. 2 kök 3'ün üzerinde 2x varsa kök 3'ün üzerinde ne vardır? X vardır. 2 kök 3'ün üzerinde 2x, kök 3'ün üzerinde x. 2x, x, 3 kök 3 üçgeni. Yani 30, 60, 90 üçgeni neden? Hipotenüs bir dik kenarın kök 3 katı. Daha doğrusu 2 katı bir dik kenarın diğer kenarında kök 3 katı olacak. Burası 3 kök 3 ise şurası 3, burası da kaçtır? 6'dır. 2x 6 ise bu da 6, bu da 6. Bize paralelkenarın alanı sormuş. Taban 12. Yükseklikte 3 kök 3 olduğu için 36 kök 3 olur arkadaşlar. 10. sorumuzdayız. Yine bir ek çizim yapıyoruz. 2, 1 ve 3 vermiş bize.
Ben şunu şöyle paralel kenarı biraz daha büyütüyorum. Kaçak kat çıktım arkadaşlar. Şimdi 3, 1 ve 2 şeklinde alanlar var. Yani ben buradaki tabana K dersem buradaki tabana 2K, buradaki tabana 3K diyebilirim. Çünkü tepe noktaları aynı. O zaman taban şurası 6K olur. Şimdi şu üçgenden bir faydalanalım. Burada benzerlik oranı K bölü 6K yani 1 bölü 6. Bunun karesi alanların oranı 1 bölü 36. Üstteki küçük alan 1 ise tüm alan 36 olacağı için burası 35'tir. Şimdi üstteki arkadaşlar minik paralel kenara dikkat edin lütfen. Şurası 3, 1 ve 2 yani 3, 4, 5, 6. O zaman şu diğer iki alanın toplamı da 6. Yani bu paralel kenarın alanı 12 olur. Ve büyük paralel kenarda P noktasından köşelere dikler indirdiği için şu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Yani tüm alan şurası 36 ise tüm alan 72 olacaktır. Yani büyük paralel kenarın alanı kaç olacaktır? 72. Üstteki alanın 12 olduğunu biz görmüştük. Dolayısıyla bizden istenen soldaki paralel kenarın alanı 60 çıkacaktır. 11. sorumuzdayız. Burada bir açıortay var. X var, 7 var, 4 var. Arkadaşlar şimdi şurası 11. Bunu bir yazalım. Açıortayı şöyle kullanalım. Şunu biraz uzatalım. Şunu da şu şekilde uzatalım. Biliyorsunuz herhangi bir üçgende açıortay tabana dikse tabanı ikiye böler ve bu bir ikizkenar üçgendir. Yani burası 2 santimetre ise burası da 2 santimetredir. Şuraya x eksi 11 kalır arkadaşlar. Şimdi şu açılar birbiriyle aynı olduğuna göre bu üçgenler benzer üçgenler sayın arkadaşlarım. Çünkü şu açılar da birbiriyle eşit iş ters. Hatta şu açıların karşısı aynı olduğu için eş üçgenler. O zaman burada 4 varsa burada da 4 var. X eksi 11 4 olduğu için x de 15 santimetredir. 12. sorumuz. Yine biz burada bir kaçak kat çıkaralım paralel kenarımıza. Şöyle bir uzatalım. Bunu böyle uzatalım. Yine aynı şekilde şunu şöyle uzatalım. Arkadaşlar. Şimdi 6 var, 9 var, 58 var. Ben şuradaki alana S diyorum. Yukarıdaki paralel kenarı düşünürseniz 15 artı S olduğuna göre şu alan bu tepe noktasından tabanları birleşmiş. Diğer iki bölümün de toplamı 15 artı S olacaktır. Şu oklarla gösterdiğim iki yer. Şimdi burada da şu üçgen en büyük paralel kenar için konuşuyorum. 58 artı S ise tüm alan 58 artı S'in iki katıdır. Yani 2S artı 2 kere 8 16 2 kere 5 10 11 116. Bütün çizdiğimiz o ek katla beraber olan büyük paralel kenarın alanı 2S artı 116. Peki alttaki paralel kenarın alanı neydi? 9 artı 6 15. 30 artı 2S'ti. Bunları çıkarırsak arkadaşlar 6, 86 kalır. 12. sorumuzun cevabı Edirne. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.